Qeyd etmək istəyirəm ki, bizimlə indi hal-hazırda Skype üzərindən canlı bağlantıda Beynəlxalq Yoga Federasiyonu prezidenti Akif Hoca Manafdır və eləcə də həmin akademiyanın təlimçi müəllimlərindən, öyrətmənlərindən biri Çilər xanım Karataş da bizimlə bərabərdir. Salamlayırıq hər birinizi bir daha. Bugün biz yoga əslində nədir? Yoga əslında nə? Nə? Fəlsəfəsi, amacı, məqsədi, insanlar niyə yoga yapmalı? Bütün bu mövzuda təbii ki, yoga haqqında çox da bilgisi olmayan insanlar üçün bir anlaşılır bir müsahibə. Yoga nedir? Evet. Biz genəldə yoga kəlimesini kullanmıyoruz. Biz orijinal yoga sistemi diyoruz. Çünkü yoga günümüzde çok kirletilmiş. Hinduizm, Budizm inancılarıyla ve Hinduizm ayin elementleriyle yoga günümüzde piyasada olan yoga son derece kirletilmiş. Biz yoganın ilk insanların uyguladığı evrensel spor olarak öğretiyoruz. Yani yoga aslında bir felsefe değil, bir kültür değil, bir din kesinlikle değil. Yogada, gerçek yogada, orijinal yoga sisteminde tanrı kavramı yok, ibadet yok, tapınma yok, dua yok, tesbih çevirmek yok. Böyle şeyler yogada yok. Ama günümüzde görüyoruz ki bunlar hepsini yoganın içine sokmuşlar. Mesela birçok yoga yerlerinde görüyoruz ki Shiva heykelinin önünde bir Shiva heykeli var. Böyle Shiva dans eden bir heykel. Ya da Buddha'nın heykelinin önünde insanlar yoga yapıyor. Bu kirletilmiş yoga. Eğer siz yoga yerinde bir Buddha heykeli, bir Shiva heykeli, bir Krishna heykeli görürseniz bilin ki bu gerçek yoga değil, bu kirletilmiş yogadır. Bu yoga Hinduizmle kirletilmiş ve günümüzde küresel olarak şimdi Beynəlxalq Yoga Federasyonu prezidentiyiz. Dünyanın her ülkesinde, 208 ülkesinde, her ülkesinde şu an biz eğitim veriyoruz. Yüz binlerce üyemiz var dünyanın 208 ülkesinde ve biz bunu görüyoruz. Yoga son derece kirletilmiş ve birçok yerde yogayı propaganda, Hinduizmin propagandası olarak kullanıyorlar. Yoga diyorlar, aslında Hinduizm inancılarını dayatıyorlar. Hindistan'a çağırıyorlar, gelin sertifika verelim, gelin festivale katılın diyorlar. İnsanlar Hindistan'a gidiyor. Onları Hinduizm ayinlerine sokuyorlar, onlara Hindu isimlerini veriyorlar ve onları Hindu'ya dönüştürüyorlar. Dinlerini değiştiriyorlar. Aslında insanların farkında değil, hiç anlamıyorlar ne oluyor. Onlara Hindu isimleri veriyorlar, o olur başka bir dönüştürüp geri geliyorlar. Güya sertifika verecekler. Bu çok yaygın. Yoga altında çok organize bir Hinduizm propagandası yapılıyor günümüzde. O yüzden dikkat edin. Herkes dikkat etsin. Yoga nedir? Orijinal yoga sistemi, gerçek yoga evrensel bir spordur. Sağlık için, mutluluk için, genç kalmak için, genç, güçlü, enerjetik olmak için, depresyonu gidermek için. Çünkü depresyon çok yaygın. Neredeyse herkes depresyonda. Şimdi salgın da olmuş, koronavirüs, herkes morali bozuk. Yogayla, evet, yoga sporuyla siz bağışıklık sistemini güçlendirebilirsiniz. Orijinal yoga sistemi çok güçlü araçlar bunlar. Bağışıklık sistemini her gün yaparsınız. Bizim özel çalışmalarımız var. Çakra enerji merkezlerini aktifleştiriyoruz. Hiçbir hastalık sana bulaşmaz. Grip, nezle, kanser olmazsın. Hocam bir şey soruşmak istedim. Yani nezir alsak ki Azerbaycan için de yoga çok yenidir. Buradaki insanlar hala yogayla eşitmekleri bir yana meşgul olmakları da son bir neçe ile tesadüf edir. Yəqin ki bunu mənle razılaşarsın. Bir mesele soruşmak istedim. Yani yogaya herkinize bu sualı vermek istedim. Tabii ki Akif Hoca önce siz cevablandırsanız maraqlı olar. Yani yogaya necə başlayaq? Hardan başlayaq? Nədən başlayaq? Burada bir altın kurallar, qaydalar var mı ki? Şimdi 50 sene, evet, yoga alanında 50 senedir faaliyet gösteriyoruz. Şu an sadece Türkçe 70 kitabımız yayınlanmış.
Ve bu kitaplar 73 dile çevrilmiş. Azerbaycan diline de çevrilmiş kitaplarımız var. Bir başlangıç kitabı yoga nedir, ne değildir. Tam o kitapta Azerbaycan diline çevrilip çevrilmesi tam da emin değilim. Ama dünyanın birçok diline çevrilmiş bu kitap. İngilizce de var, başka dillerde de var. Yoga nedir, ne değildir? Teorik. Yani önce anlamak için nedir yoga? Bu kitapta yoganın temel tekniklerini de veriyoruz. Nefes, biyoenerji, duruşlar, yoga hareketleri, ondan sonra konsantrasyon, meditasyon ve derin gevşeme teknikleri bu kitapta özetle veriyoruz. Teorik bilgi bu kitapta. Bunun dışında bizim her gün, bugün de var, canlı yayın, dünyanın her ülkesine canlı yayın çalışmalarımız var. Herkes bağlanabilir bizim canlı yayın çalışmamıza. Canlı bizimle birlikte orijinal yoga sistemini yapabilirler. Biyoenerji merkezleri, çakra teknikleri hepsini veriyoruz. Kundalini, her şey var yani. Bunun dışında YouTube'da bizim kanalımız var. Yoga Akademi TV. Bizim Yoga Akademi TV YouTube kanalımız var. İnsanlar o kanala girip oradaki videolarla yoga yapabilir. Günlük çalışmalar var. Sabah yoga çalışması var. Ondan sonra migren için, mide ağrıları, baş ağrıları, her türlü fiziksel problem için orada DVD'ler var. Videolar var. O videolarla herkes yararlanabilir. Özellikle onları ücretsiz yaptık. Ücretsiz herkes yararlanabilir. Buyurun gelin Yoga Akademi TV kanalına girin. Her türlü çalışma orada var. Teşekkür ederiz hocam. Çiler Hanım, size de bir soru sual vermek istiyorum ki dediğim yani yogaya başlamak belki de işin en çetin tarafıdır. En çetin kısmı, en zor kısmı başlamaktı yogaya. Ona kadar, bence yogaya başlayan artık bir kopamayacak hiç bak hayatı boyu. Yəqin ki, razılaşarsınız. Amma bunun üçün ən uyğun vaxt, ən uyğun yaş, ümumiyyətlə, bəlkə də özləri bunu yapa bilərlərmi, yoxsa uzman tavsiyesi mütləqdir? Bu barədə istərdim ki, bir də. Teşekkürler. Şimdi yogaya başlamak için aslında herhangi bir yaş sınırı yok. Hatta bizim Yoga Akademi'de sloganımız sıfırdan yüze herkes için yoga. Hamileler için yoga çalışmaları var. Daha kişi doğmadan annesinin karnında orijinal yoga teknikleriyle tanışabiliyor. Ve doğduktan sonra anne bebek için yoga çalışmaları var. Annesiyle birlikte kaldığı yerden devam edebilir. Ve birazcık daha yürümeye ve aklı ermeye başladıktan sonra artık çocuklar için yogayla başlayıp hayatının sonuna kadar orijinal yoga sistemi tekniklerini uygulayabilir ve aslında önerilen de budur. Çünkü insan ne kadar erken yaşta orijinal yoga sistemi teknikleriyle tanışırsa aslında tamamen hayatı boyunca sağlıklı, huzurlu ve bütünlük içinde kalabiliyor. Yani genel dünyada insanların yaşadığı problemler hiçbir şekilde onun hayatında yer almıyor. Keşke ki bütün dünyada herkes bunu uygulayabilseydi, bunu çocukluğundan yapabilseydi aslında şu an yaşadığımız problemlerin hiçbirini yaşamazdık. O yüzden hani ne kadar küçük yaştan başlanırsa bu disiplini, bu bilinci kişi ne kadar küçük yaşta alırsa o kadar çok iyi olur. Onun dışında da kendi kendilerine yapabilirler diyor sordunuz. Şimdi burada kendi kendine yapmak ilk başlangıçta zordur ve kendi kendine yapmak yogayı çok da kolay değil. O yüzden her zaman bir rehber eşliği gerekiyor orijinal yoga tekniklerinde. O yüzden de biz hani Yoga Akademi'de hani başkanımızın da söylediği gibi hem YouTube kanalımızda çocuklar için de var. Çocuklar için var, yetişkinler için, 60 yaş üstü için herkese ücretsiz sunduğumuz çalışmalar var. Bu şekilde rehber eşliğinde yapsınlar ve hani devamında da tabii ki bir hocayla birlikte bir rehber eşliğinde yapmak çok daha faydalı olacaktır kendi kendine yapmaktan. Ha bir yerden sonra öğrendikten sonra belki bir miktar uygulayabilir ama kesinlikle daha sağlıklı ilerlemek için bir uzmanla yapmasını tavsiye ediyoruz.
Bir de soruşaq, insanları yogadan kaçındıran səbəblərdən biri de, belki de en birincisi, ben o hareketleri yapamam. Ben o kadar esnek değilim düşüncesi var. Yani düşünürler ki, bu hareketleri ben hiç vakit edebilmərəm. Bunu böyle de ne diye? Yani tabii ki zamanla evvelce herkes de çetinlik olacak. Sonradan bu hareketleri herkes edebilir yəqin ki. Bu insanları korkudan bu fikir için, korkudan bu düşünce için ne söyleyebiliriz? Şimdi bu aslında genel olarak işte başkanımız da söyledi, biliyorsunuz yoga gerçek doğasından çok uzaklaştı. Ve özellikle batıda yoga tamamen hani bir akrobasi şeklinde uygulanıyor. Ve her yerde böyle çok zor ve güç gerektiren, esneklik gerektiren duruşlar görüyoruz. Hani internette insanlar girince hani ayağını kafasının arkasına almış insanlar görünce tabii korkuyorlar. Ama aslında yoga bir akrobasi değil. En başta herkes bunu anlasın. Yoga bir tür jimnastik ya da akrobatlık değildir. Yoga çok daha bütünsel bir spor. Yani hem bedensel, hem zihinsel, hem duygusal, ruhsal düzeylerde kişiyi dengeleyen çok kadim bir spor. Bütün sporların atasıdır. O yüzden de hani kesinlikle öyle bir gereklilik yok yani. Hani yoga yapmak esneklik gerekiyor diye bir kaide yoktur. Kimse kafasında böyle şeyler düşünmesin. Ve yoga yapmak için esnek olmak da gerekmiyor. Zaten de dediğiniz gibi başladığınızdan sonra düzenli yapınca ister istemez esneklik, güç, denge gelişiyor. Ama öte yandan da orijinal yoga uygulamalarında amaç da esnek olmak ve güçlü olmak da değil. Çok daha bütünlük halinde ve sağlıklı olmaktır aslında. Ne güzel söylediniz. Akif Hocam, size bir soru soracağım. Yani araştırmalarımızdan, bildiklerimizden söyleyebilirim ki yoga aslında sadece fiziksel bir spor değil. Hem de ruhsal. İnsanın hatta öz nefesini bile daha güzel hissetmesi diyelim. Yani bu ruhsal açıdan insanlara ne faydaları var? Niye insanlar yogaya maraq sarmalıdır diye düşünürsünüz? Fikirleriniz çok maraqlıdır. Şu an istatistiklere göre depresyona giren insanların sayısı her geçen gün artıyor. Bebekler bile depresyona giriyor. Bu psikolojik çöküntünün nedeni, çünkü depresyon ruhsal, duygusal bir çöküştür. Nedeni insanların hayatın amacını anlamaması ve bulamaması. Ayrıca da korkular ve endişeler var. En çok da yaygın ölüm korkusu. İnsanlar ölümden korkuyor. Bazı inançlar olsa bile, bir şeylere inansalar bile, buna rağmen ölüm korkusu onları etkiliyor, mutsuz ediyor. İnsanlar endişeli. Mesela şu an küresel bir salgın var. Tabii herkes endişeli, herkes mutsuz. Bu mutsuzluğu, depresyonu nasıl giderebilir insan? Yaşamın anlamını ve bir evrensel amaç edinerek giderebilir. Bunun için orijinal yoga sisteminde, yoga demiyorum, o yaygın olan yoga aslında gerçek yoga değil. Orijinal yoga sisteminde müthiş bir teorik bilgilendirme var. Aslında orijinal yoga sistemi bir tekamül aracıdır. Kişisel gelişim aracıdır. İnsan kendini tanımaya başlıyor. Kendi ebedi, ölümsüz doğasını tanıyor. Aslında insan dediğimiz canlı varlık birisi, bir insan bedeninden, bir de içinde olan ebedi öz varlıktan ibaret. Yani bizim özümüz ebedi varlık olarak ölümsüz bir doğaya sahibiz. Yani görünüşte bir insan bedenisiniz ama içinizde ebedi ruhi bir varlıksınız. Geçici olarak bu bedendesiniz. Şimdi bu açıklamalar, kimse şaşırmasın, dinsel açıklama değil. Kesinlikle bunun dinle ilgisi yok. Bu tamamen tekamülsel, varoluşsal bir açıklamadır. Yani bedenin ölümüyle sizin sahip olduğunuz bireysel bilinçlilik kaybolmuyor. Beden ölünce siz ölmüyorsunuz. Siz boyut değiştirip başka bir boyutta yaşamınız devam ediyor. Ve orijinal yoga sisteminin
bir kısmı da sizi bu başka boyutlarda yaşama hazırlamaktır. O yüzden orijinal yoga sistemindeki tekniklerle belirli bir düzeye gelince, tabii ilk önce sağlık, bu spordur. Sağlığını geliştiriyorsun, ruh sağlığını geliştiriyorsun, mutlu olsun, psikolojin, bütün travmalar, çocukluktan olan travmalar geçiyor. Çok mutlu, sağlıklı, dayanıklı oluyorsun. Bu onun temeli. Devamında ise sen kendi ebedi ruhi doğanı keşfediyorsun. Ve ondan sonra belirli bir tekniklerle sen bedeni terk edip, buna astral teknikler diyoruz, bilinçli olarak bedenden çıkıp bedene geri dönebilirsin. Buna astral yolculuk da deniyor. Sen başka boyutlara yolculuk yapabilirsin. İşte bu deneyimler yaşanınca insan ölüm korkusundan tamamen özgürleşiyor. Hocam bir şey daha sorsun ki, yani siz özünüzün yoga ile tanışlığı necə oldu ve sizin hayatınıza katkıları nelerdi? Ben bebekken kendi başıma hareketler yapmaya başladım. Başımın üstünde duruyordum. Her türlü şeyler yapıyordum. Yani bildiğiniz her türlü şey. Tabii çevredeki anne baba, kardeş hepsi merak ediyordu, bu bebek neler yapıyor. Ondan sonra biraz daha büyüyünce kitaplar okumaya başladım. Ben kendi kendimi kitap okumaya başladım. Büyük bir kütüphanemiz vardı evde, bir oda. Oradaki tıp... Vurgulayak ki siz hem de Azerbaycanlısınız. Bakü'de doğdum, evet. Bakü'de doğdum. Evet. Ve o kitapları inceleyerek kendi kendime kitap okumaya başladım ve o kitaplarda da yaptıklarımın yoga olduğunu öğrendim. Benim yaptığım şeyler, baş üstünde duruyordum, bir ayakta duruyordum, ondan sonra köprü yapıyordum, bacağımı kafamın altına koyuyordum. Bunun adı yoga olduğunu kitaplardan öğrendim. Ondan sonra yoga uzmanlarıyla temasa geçerek daha da derinlere indim ve sonunda Himalayalarda, bunlar Hinduizm tapınaklarında değil yani, bu gerçek yoga ustadı şu an Mahesh Yogi, şu an Himalayalarda bir mağarada yaşıyor. Oraya, Himalayalara gidip onun yanında kalıp orijinal yoga sisteminin temellerini keşfettim. Ondan sonra da ustadın tavsiyesiyle ustad bana dedi ki insanlığın buna ihtiyacı var. Ben Himalayalardan dönmeye hiç fikrim yoktu. İnsanların buna ihtiyacı var. Bunları iletmek gerekiyor bilimsel olarak. O zaman da biz Himalayalardan inip önce Hindistan'da, ondan sonra başka yerlerde bunu anlatmaya başladık ve şu an önemli şey yoga dünyasında, bütün dünya için yoganın bir spor olarak geliştirmesi. Doğru şekilde spor olarak. O yüzden biz yogayı olimpiyatlara bile taşımaya düşünüyoruz. Uluslararası yarışmalar yapıyoruz. Artık Azerbaycan'da da yoga sporcuları var. Onlar da yarışmalara katılmaya başlıyor yavaş yavaş. Yoga Derneği kurulmuş Azerbaycan'da. Azerbaycan Yoga Derneği var. İlk önce International Olympic Committee'ye biz üye olduk. Ondan sonra da şu an International Yoga Olympic Committee kurduk. Yoga Beynelhalk Yoga Olimpik Olimpiyat Komitesi. Şu an kurulmuş ve 208 ülkede biz olimpiyatlara, olimpiyat oyunlarına hazırlık yapıyoruz. Çok yakında 1 Ağustos'ta ilk beynelhalk yoga olimpiyat oyunları gerçekleşecek. Herkes davet ediyoruz. Şimdi bu salgın yüzünden, koronavirüs yüzünden tabii birçok uçuşlar, yerler, zorlaşma var. O yüzden biz bunu beynelhalk olsun diye her yerden herkes katılabilir. Gelemeyenler videolarını gönderebilir. Yarışmaya gelip katılamayanlar, fiziksel katılmak önemli değil. Videolarınızı çekip gönderebilirsiniz. Sitemiz var. International Yoga Olympic Committee sitemiz var. O siteye girin. 8 kategoride yoga oyunları olacak. 8 kategori. Yoga asana, yoga dans, yoga ritmik, yoga artistik,
yoga choreography, yoga floor, yoga atletik, yoga akrobatik 8 dalda insanlar katılıyor. Azerbaycan'dan da katılımcılarımız var. Daha çok insan katılabilir. Oraya hangi dalı seviyorsunuz, istiyorsunuz? Belki yoga dans yapacaksın, belki yoga artistik yapacaksın. Yani şey, yaratıcılığını kullanarak yogayı bu şekilde geliştirip, bu aslında, buna yarışma demiyoruz. Yogada rakabet, yarışma yok. Yoga oyunları diyoruz. Olimpik oyunlar. Ve bu çok eski bir gelenektir. Olimpik oyunlar biliyorsunuz eski Yunan'da, antik Yunan'da başlamıştı ve gelişmeye başladı ve olimpiyat zamanlarında, olimpik oyunlar sırasında ateşkes ilan ediyordu. Savaşlar duruyordu ve olimpik oyunlar gerçekleşiyordu. O yüzden bizim bu yoga olimpik oyunlarımızın sloganı, dünyayı savaş alanlarından oyun alanlarını dönüştürmek. Sağlı, size de soru size de vermek istiyorum ki sizi, belki de insanlar bununla daha çok inandırmak olur yogaya, yani sevdirme olur. Sizin kendi hayatınıza katkıları ne oldu yani yoganın? Konkret size özünüzü götürsek. İlk baştaki deneyimimi şu şekilde aktarayım. Hani orijinal yoga sistemiyle tanışmadan önce ben de o sözde yoga türlerini denedim. Ama onların gerçek anlamda söyleyebilirim ki hiçbir faydası yok. Yani bana çok bir katkısı olmadı. Tam tersi, insan sakatlanıyor. O dediğiniz gibi insanlar korkutuyorlar. Çünkü gittiğinizde hani sadece akrobasi, sadece beden çalışması, zorlama şeklinde uygulamalar yapılıyor. Ve bu yoganın gerçekten insana faydadan çok zararı var. O yüzden birincisi, en başta bunu söylemek istiyorum. Yoga değil, orijinal yoga sistemini uyguluyoruz ve bunu tavsiye ediyorum. Ha, orijinal yoga sisteminin nasıl faydası oldu diyorsunuz. Yani A'dan Z'ye hayatımdaki her şey değişti diyebilirim. Yani var olan bütün sorunlar giderildi. Aslında insan her zaman bir çare arıyor, biliyorsunuz. Her insanın kendi bireysel dünyasında sayısız sorunları var. Fiziksel hastalıkları var, zihinsel rahatsızlıkları var, duygusal sorunları var vesaire. Şu an günümüzde yani rahatsız olmayan insan yok maalesef. Ve tüm sorunlarınızın çözümünü, tüm o rahatsızlıklarınızın, yani gerek bedensel gerek zihinsel, depresyon, A'dan Z'ye, her ne olursa olsun orijinal yoga sisteminin içerisinde bu çözümü bulabilirsiniz. Çünkü orijinal yoga sistemi insanın kullanma kılavuzudur. Nasıl bu bedeni kullanın ki her zaman sağlıklı, dengeli, huzurlu ve mutlu kalabilesinizi gösteren bir rehberdir aslında, bir haritadır. Ve dolayısıyla siz bu teknikleri öğrendiğinizde, uyguladığınızda hem kendinizi tanıyacaksınız, doğru ve sağlıklı olarak nasıl bu insan bünyesinde yaşamayı öğreneceksiniz. Bu bir yaşama sanatı aslında. Yaşamak da bir sanat aslında. Ya insan bu sanatı da unuttuğu için maalesef sürekli sorunlarla karşılaşıyor. Ha, bunu öğrendikten sonra hayatınızda çözemeyeceğiniz hiçbir sorun kalmıyor. Yani her anlamda, ilişkiler olsun, iş hayatı olsun, okul hayatı olsun. Yani A'dan Z'ye aklınıza gelen gelmeyen her türlü, daha derine inmek isterseniz, hani başkanımızın da dediği gibi varoluşun çok daha geniş boyutlarını, çok daha ince boyutlarını da keşfedersiniz. Yani her anlamda orijinal yoga sistemi size her şeyin anahtarını sunuyor. Siz kullanırken sorunlarınızı çözer ve istediğiniz kapıyı açabilirsiniz. Yani böyle mucizevi bir etkileri var. Yani bunu saymakla bitiremem açıkçası. Yani yoga sporunun bütün başka sporlardan farkı budur. Yani sen hamileyken voleybol, basketbol oynayamazsın. Mümkün değil. Ama sen yatakta bile yatsan nefesleri uygulayabilirsin. Nefes öğrenebilirsin. Yatakta bile bazı hareketler yapabilirsin. Kolunu, bacağını kaldırabilirsin. Yani her duruma göre, her duruma göre bir uygulama sunuyoruz. Diyelim ki insan felç olmuş. Felç. Hareket edemiyor. Onun için bile orijinal yoga sisteminde özel teknikler var, uygulayabilir. O yüzden özel bir ayarla, tabii kesinlikle uzman olmalı, uzmana ihtiyacı var. Eğer kişi hasta ise,
yüksek tansiyonu, tansiyon düşüklüğü, başka bir rahatsızlıkları, göz rahatsızlıkları, kalp rahatsızlıkları, mide rahatsızlıkları varsa ve artık doktora gidip tedavi oluyorsa kesinlikle uzman eşliğinde bize müracaat edip biz onlara özel teknikler sunarak özel çalışmalarla o iyileşmeni hızlandırabilir. Kesinlikle orijinal yog sistemi her türlü tedavide ek olarak hızlandırıcı bir etkendir. Örneğin senelerdir bunu görüyoruz. Örneğin kanser olaylarında. Şimdi kanserde insanın morali çok bozuluyor. Çünkü ağır bir hastalık. Ama kanserken yoga yaparsa görüyoruz ki daha hızlı iyileşiyor. Morali hemen düzeliyor ve nüksetmiyor. Eğer kişi orijinal yoga sistemi düzenli uygularsa kanserin nüksetme tehlikesi var. Bizim üyelerimizde öyle bir şey görmedik. Nüksetme olmadı. Ama en güzeli artık doktorlar da bunu dünyanın dört tarafında diyor. Önleyici uygulamalar yapmak. Yani hastalanıp tedavi olmak yerine en güzeli orijinal yoga sistemi yapıp hastalanmamak. En güzeli hastalanmak. Ama bunun için bak artık doktorlar kime sor diyor ki sen günlük spor yapacaksın. Her gün sporunu yap diyor. Şimdi insanlar da çeşitli şeyler yapmaya çalışıyor. Ama en etkili orijinal yoga sistemidir. Çünkü orijinal yoga sisteminde sen kendine zarar veremezsin. Hocam tabii ki biz bu söyleşimizi orijinal yoga sistemini tanıtmak, onunla tanış olmak ve yeni başlayanlar için nezarda tuttuk. Ama düşündük tabii ki düz bir 15-20 dakikalık müsahibe nezarda tutmuştuk ama 40 dakika artık 40 dakikadan çok da söhbet ediyoruz. Sizden rica edeceğim ki ara sıra bilirim çok gergin bir iş temposunda çalışırsınız. Ara sıra her ikiniz vakit buldukça bu söyleşilerimizi devam ettirelim. Artık daha ileri boyutta yoga, orijinal yoga sistemini tanıtalım. Tabii ki sizin de buna onayınız varsa. Buyurun, biz burada zaten bunun için varız. Bizim özel hayatımız yok. 7-24 biz insanların tekamülü için, sağlıklı ve mutluluğu için orijinal yoga sistemini bütün dünyaya sunuyoruz. Bizim gecemiz gündüzümüz yok. 7-24 çünkü zaman farkları var. Mesela Amerika, Kanada, Arjantin'de oradan arayınca gecenin 3'ü, 4'ü, 5'i oluyor. Bizi sürekli arıyorlar, sürekli konuşuyoruz. Yakında bizi o programlarda da göreceksiniz. O yüzden ne zaman istersiniz? Gece saat 3'te de ararsınız, sizinle program yaparız. Ne güzel, teşekkür ederiz. Sizinle sohbet çok meraklı oldu. Hatırladık ki konuklarımız Beynəlxalq Yoga Federasiyasının prezidenti Akif Manav ve bu federasiyanın çalışanlarından biri öğretmenimiz Çilər Karataşıdır. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun sohbetiniz için. Hakikaten de çok güzel, müsbət bir enerji ayrılırıq sizden, müsbət enerjiyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.